İki sene öncesine kadar neredeyse unutulmayı üst tutmuş kolonya, koronavirüsle birlikte vazgeçilmez bir hale gelmişti. Herkesin cebinde birer kolonya bulunan pandemi döneminde, kolonyacılar ise yıllarca yapmadığı satışı bu süre zarfında gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde kolonyada patlama olduğunu belirten 60 yıllık kolonyacı Güven Bulgaç, günde 250 litrelik satışların 4 tona ulaştığını söyledi. Pandemi sürecinde tabii özellikle Sağlık Bakanı'nın kolonyanın koronavirüse etkisi üzerine konuşmasından sonra kolonyada gerçekten müthiş bir patlama oldu. Şöyle litre bazında konuşacak olursam günlük bizim ortalama rutin satışlarımız, perakende için konuşayım, 200-250 litre civarındaydı. Koronavirüsten sonra bu 200-250 litre civarında olan satışlarımız aşağı yukarı 3-4 tonu buldu. Tabii buna hazırlıklı değildik işin doğrusu. Hiç kimse hazırlıklı değildi. Böyle bir şeyin olacağını kimse bilmiyordu. Elimizdeki imkanlarla özellikle tüm Türkiye'den bize aşırı derecede sipariş yağmaya başladı ama biz öncelik olarak Elazığ'ımızı düşündük ve aşağı yukarı %20'sine Türkiye'ye cevap verebildik. Gerisini Elazığ'da tüketmeye karar verdik. Bu doğrultuda da doğru bir şey yaptık aslında. Elazığ'ı kolonyasız bırakmadık en azından. Satışlar dediğim gibi 3-4 tonları buldu. Şimdilerde azaldı mı? Evet, tabii ki azaldı. Aslında bu virüs gitsin de kolonya satışları da bitsin. Ona hiç şeyim yok. 10 yılda yapacakları ciroyu 4 ayda yaptıklarını vurgulayan Bulkaç, virüsün etkisinin azalmasıyla birlikte satışın pandemi dönemine oranlar %50 düştüğünü aktardı. Şöyle diyebilirim, %50 bir azalma oldu kolonya satışlarında. Ama şu da bir gerçek ki koronavirüsten önce kolonya artık parfümün hayatımıza girmesiyle birlikte neredeyse yok olmak üzereydi. Gençlik gerçekten kolonyayı artık bilmiyordu diyebiliriz, yeni nesil. Biz kolonya baba mesleğim. Artık bunu yaptığınız yayınlardan herkes biliyor sanırım. 60 yıllık bir firmayız. Baba mesleğim. Elazığ ve Türkiye çapında ürün üretiyoruz. Neredeyse unutulmayı üst tutmuş kolonyanın virüs ile birlikte yeniden hatırlandığını ve uzun bir sürede unutulmayacağını dile getiren Bulgaç, bu yüzden genel olarak satışların pandemi öncesine göre %20 arttığını ifade etti. Kolonya'da işte korona ile birlikte tekrardan hayatımıza girdi. Aslında kolonya bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde olan bir şey. Yani kültürümüzde olan bir şey. Bu korona ile birlikte tekrar hayatımıza girdi. Şimdi kolonyada esas bence dikkat edilmesi gereken şey, işte virüs var, elimize kolonyayı dökelim, elimizi temizleyelim. Aslında yok böyle bir şey. El temizken kolonya dökülmeli. Kolonya kirli olan eli temizlemez. Eller güzel yıkandıktan sonra kolonya dökülecek ve o ürün elde kalması sağlanacak.